Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış'ın ana gündem konusu deprem ve zorunlu deprem sigortası. Özellikle bu konuyu gündeme aldık. Nedenlerinden bir tanesi son günlerde hemen hemen bazı bölgelerde daha şiddetli olmak üzere Türkiye genelinde bir depremlerin oranında bir artış var. Hakeza bunu AFAD'da ortaya koyuyor. Son bir ay içinde yaşanan depremler malum. Biraz bu konuyu gündeme alıp depremi ve deprem sigortasını konuşmak istedik. Aynı zamanda sizlerden gelen çokça soru da var bu konuda, DAS konusunda. Onları da yine bu program içinde konuğumuza ileteceğiz, cevaplarını alacağız. Varsa yeni sorularınız iletebilirsiniz efendim. DAS Genel Koordinatörü Sayın Erdal Turgut bizlerle birlikte canlı yayınımız konuğumuz. Arkadaşlar yayın esnasında canlı yayında bize ulaşacağınız sosyal medya adreslerini tek tek verecekler ama isterseniz Noyan Doğan'ın Instagram ve Twitter adresi üzerinden de soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. En son yine Ege'de bir deprem yaşandı. Orada neler oldu? Daha önceki depremlerde ne kadar kişiye hasar ödendi? Bir de tabii bir hatırlatmakta yapmakta fayda var. Bugün Türkiye geneline baktığımızda konutların ne kadarı zorunlu deprem sigortası teminatına sahip, ne kadarı değil, bunları konuşacağız. Bakış başlıyor efendim. Evet, DAS Genel Koordinatörü Sayın Erdal Turgut. Sayın Turgut hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi sorular var. Hatta biz soruların bir kısmını çıkardık. Yayın esnasında arkadaşlar ekrana da verecekler. Yenileri de gelecektir. Ona şüphe yok. Ama ben bir girizgah yapalım. Birlikte bugün hani 2023'ün başındayız. Toplam Türkiye'de konutların ne kadarı deprem sigortalı? Son mesela yine Ege'de yaşanan bir deprem vardı. Oradan herhangi bir şey var mı? Daha önce yaşanan bir deprem var. Orada ne kadar ödediniz? Biraz böyle başlayalım. Soruları da sırayla soralım. Ne kadar konutlar sigortalı şu anda? Teşekkürler Noyan Bey. Öncelikle hoş buldum. Türkiye'de %54.8, 55'ler civarında bir sigortalılık oranı var. DASK oranı var. Bu iyi bir oran olmakla birlikte aslında hani %100 hedefi koyduğumuz bir yerde hala iki evden birisi diyebiliriz. Bu anlamda kötü tecrübeler yaşamış illerimiz var biliyorsunuz. 99 Marmara depreminde, işte Gölcük'te, Düzce'de, Bolu'da o illerde sigortalılık oranımız daha yüksek. %87-86'lara. Mesela yakın zamanda Düzce'de bir deprem oldu maalesef hatırlarsanız. Orada Düzce'de da 86. Zaten 86 evet oralarda. Ne oldu? %100'e mi geldi? 89'lara falan geldi ama gelmedi. Ya şeyi anlamak zor gerçekten bu anlamda Noyan Bey. Yani biz de anlayamıyoruz. Kesinlikle deprem olacağı bilinen yani buradaki olan tekrarlıyor burası. Evet. Olan bir yerde %100 olmaması gerçekten bizi şaşırtıyor. Ya hiç bununla ilgili bir şey yaptınız mı araştırma falan? Yani bu %10, %15'lik bir şey bunlar acaba hani kapsama mı girmiyorlar diyeceğim yoksa hani başka hisseli midirler? Yok aslında biz kapsama girenler üzerinden bir yüzde alıyoruz zaten. Dolayısıyla giriyorlar. Biz son zamanlarda bunun biraz unutulduğunu, biraz ihmal edildiğini, küçük de bir poliçe olduğu için ödeme anlamında tutarlarımız hani bütün vatandaşlarımız ödeyebilsin diye ucuz tuttuğumuz için belki de arada atlanıyor diye düşünüyoruz. Bunun daha pratikleştirmenin yani sigortalının sigorta poliçesine daha hızlı ulaşması için acentelerimizle birlikte de yaptığımız ciddi bir çalışma var. Bunun sonuçlarında inşallah çok daha pratik çözümlerle geleceğiz. Ya gerçi ben bir şey söyleyeyim yani %89, %90 oran yüksek bir oran. Çok güzel bir oran yani aslında. Düzce açısından yani o bölgede bakarsak hani peki bu yüzde, şimdi anladığım kadarıyla Marmara gibi bölgelerde oranlar %80'ler ve üzerinde. Oranı düşüren hangi bölgeler? Yani sigortalı oranı en düşük olduğu bölge. Doğu civarında düşük. Ha, orada da deprem oluyor. Evet. Elazığ, Erzincan, evet. Malatya. Hakkari'de %15-16'larda biz doğu için bir program yaptık Noyan Bey. Şeyi bekliyoruz şimdi hava şartlarının iyi olmasını bekliyoruz. Bir ekip kurduk gideceğiz orada bölge bölge, il il.
hani devlet dairesi diyelim, hepsini dolaşıp nedendir diye araştırıp oradaki vatandaşına derdini dinleyerek onlara çözüm olmaya çalışacağız. Erdal Bey, işte mesela Hakkari'deki bir konutun zorunlu deprem sigortasına ödeyeceği primle İstanbul'daki bir konutun zorunlu deprem sigortası ödeyeceği çok farklı. Öyle mi? Çok, hem de çok ucuz oralar. Şimdi Bey, verelim, örneği verelim. Biliyorsunuz Türkiye'de 7 tane farklı deprem bölgesi var. İstanbul ve Marmara civarı en riskli alan. Buranın çarpanı 2.35. 7. olan yerin çarpanı da 0.33. Hı hı. Yani arada 7-8 kat fark var. Dolayısıyla yani İstanbul'da 700 lira olan bir ödeme Hakkari ve civarında ya da deprem diyeyim etkilenebileceği en az olan bölgelerde 7'de 1 oranında sigortalara yansıyor. 100 lira, 150 lira, 200 lira zaten bizim yıllık. Tabii yıllık bizim tarifimiz artmadan önceki ortalamamız 180 liraydı bizim prim ortalamamız. Şimdi 280 lira civarlarındalar. Çok yıllık olarak çok uygun. Bir izleyici öneride bulunmuş, paylaşalım. Hı hı. DASK'ın diyor emlak vergisine eklenip isminin kaldırılması daha iyi olacaktır. Böylelikle daha zorunlu hale gelecektir. Emlak vergisi ödeyen herkes de DASK'ı ödemiş olacaktır ve sigortaya sahip olacaktır yazar. Şimdi ben buna karşıyım mesela şahsi olarak. Biz de. Sigortanın vergiyle adlandırılması ya da vergiyle eşdeğer düşünülmesi bana çok doğru gelmiyor. Yani çünkü vergide bir şeyin geri dönüşü yok yani. Yok. Biz şunu da ilave edeyim Nuhayen Bey. Zaten DASK'ın isminin vergiyle birlikte anılmasını da pek istemiyoruz. Ki ilk zamanlar böyle anılıyor. Tabii. Deprem. 99 depremi sonrası işte deprem vergilerinin DASK'la ilintili olduğu düşüncesi vardı sigortalarımızda. Buradan tekrar edeyim sizin aracılığınızda. DASK'la verginin hiçbir alakası yoktur. Devlet DASK'a en ufak bir kuruş ne vermektedir ne almaktadır. Buradaki bizim fonumuz, havuzumuz tamamen sigortalılarımızın parasıdır. Sigortalılarımız havuzudur. Yarın bir gün Allah korusun büyük bir deprem için hazırlığımızın bir parçasıdır. Yani şimdi vergi başka bir şey. Sigorta başka bir şey. Çok başka bir şey. Yani işte vergide bir hasar ya da herhangi bir olasılığında size bir para ödenmez ama sigortanın... Nuhayen Bey zaten bu sadece DASK'la bitmiyor ki. Başka bir sürü alan var. Yani hepsini vergiye ilave etmek lazım o zaman. Yani arabanız var, eviniz var. Tabii. Evin bir de DASK. Trafik sigortasında vergi diyebilir. Yani vergi olsun. Onu da öyle adlandırılır genelde çünkü. Ama işte alakası yok. Müşerref Baysal diyor ki Kasım ayında iki dairemi sigortalattım. Yeni durumla fark mı alınacak? Herhalde fiyatlar arttı. Onu kastediyor. Fiyatlar derken aslında teminat arttı. Teminat arttı, fiyatlar arttı. Evet, 320 liradan biliyorsunuz 640 bin liraya çıkarttık. İki katına çıkarttık ekonomik gelişmelere bağlı olarak. Buna bağlı çarpımın üzerinden şeyler arttı. Primler arttı ama asıl sanıyorum seyircimizin sorduğu da teminatla ilgili bir artış. Dolayısıyla 25 Kasım'da artırdık biz onu. 25 Kasım'dan önceki poliçelerse bir ek yaparak 640'a taşıyabilirler. Yapmazlarsa da hakları tamamen gitmiyor ama 320 bin lira üzerinden devam ediyor. Bence nereden yaptırılmışsa sigortası oraya gidecek. Aynen öyle. 640'a acentesine gidecek. Evet. Arttıracak. Aradaki prim farkını ödeyecek. Çok cüzi bir fark. 100 lira falan gibi. Yani çok doğru kalan gün hesabı üzerinden olacağı için net bir şey söylemek zor ama çok düşük bir rakam. Kadir Bey diyor ki benim tapumda arsa görünüyor ama 3 katlı evim var. Belediye vergisini ödüyorum. Ayrıca imar affından da yararlandım. Deprem olursa, evim zarar görürse ödeme yapılır mı? Kesinlikle yapılır. Orada hiçbir sorun yok. Burada bir değişiklik var mı? Yıllardır çünkü benim en çok karşılaştığım soru işte tapu yok. İşte yok şu ruhsatı var, şu bilmem mesela DASK yapılır mı? Tapu yok başka bir şey Nuhayen Bey. Yani tapunun olmaması ya da devletin arazisi üzerine bir yer yapılması başka bir durum. Onun dışında biz hani dairenin olsun, iskanı olsun ya da kat mülkiyeti olsun gibi hususlara bakmıyoruz aslında. Hı hı. Binanın özel mülkiyeti olması ve konut için yapılmış olması bizim için yeterli. Arsa tapusu da olabilir ama üzerine yapılmış konutları biz yapıyoruz. Kaçak değilse, bizim kaçak anlayışımız ama biraz farklı. Biz devletin arazisi üzerine. Hazine arazisi. Aynen öyle. Konarsanız. Aynen öyle. Ben söyleyeyim, siz söyleyemiyorsunuz. Hazine arazisi üzerine konup onları oraya bir şey yaparsanız o kapsam dışında. Kapsam dışında. Gidiyor.
Bu yıl DASK yaptırdım. Dairenin bir depremde hasar alması durumunda 320 bin lira civarında para ödenecek. İstanbul'da 2 milyon liranın altında dairem var ki neden gerçek fiyatlar uygulanmıyor? Bu tabii 320 bin lira değil. Evet. Yaptırdınız bunu 640. Artık bu 640 bin lira oldu öncelikle. Bu arada bunu birkaç defa söylemiştik. Tekrar etmekte çok fayda var bence. Biz aslında sigortanın maliyetini, binanın yeniden yapım maliyetini ödüyoruz. Ama orada da bütün ülke genelinde yaygın olabilmek adına baz bir tutarda tutuyoruz bunu. Dolayısıyla İstanbul'da bugün 700-800 lira bir primle bu yaptırılabiliyorken siz 3 katına çıkardığınızda 2 milyona 2500-3 bin liralara gelecek bir rakam olacak. Dolayısıyla bütün sigortalılarımız bu mağduriyeti yaşamasınlar diye biz DASK olarak belli bir baz poliçe veriyoruz. Üzerine ama sigorta şirketlerimizden rahatlıkla alabiliyorlar sigortalılarımız. Orada herhangi bir sınır da yok. 2 de olabilir, 3 de olabilir ama bir şey daha hatırlatacağım. Sigortalılarımız 2 milyonu o dairenin satış fiyatı üzerinden düşünüyor. Piyasa değeri. Evet, piyasa değeri. Hiçbir zaman... Ya zaten en büyük sorun burada, evet, değil mi? Evet. Erdal Bey, bir piyasa değeri. Evet. Yani bu piyasa değerini kendi kendine insanlar ya da emlak komisyoncuları kendi aralarında belirliyorlar. Böyle bir konutun değerini belirleyip de ona göre sigorta ya da bir işlem yapılır mı? Yapılmaz. Böyle bir dünya yani. Dolayısıyla o tazminat olarak da zaten 2 milyona satılan bir binadan 2 milyon lira almayacaklar. Evet. Ancak binanın maliyeti oralara ulaşıyorsa alacaklardır. Önemli olan zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu metrekare fiyatları. Evet. Hikaye bu. Yoksa orada kişinin kendisi istediği, yok TOKS'a, bizde şey ya, TOKS satıcı, yok acil tabii, ihtiyaç, tabii. Böyle şeylerle. Arsa payı şey var içinde, şerefiyesi var. Yani bir sürü başka değer var o şeyin içinde. Bina. Bir de arsa var. Tabii arsa. Yani zaten payı. Pahalı olan şey arsadır. Arsadır. Yani yapım, evet, bedeli, inşaat bedeli, hani şimdi son zamanlarda arttı ama inşaat bedeli yüksek değildir. Arsa pahalı, özellikle İstanbul'da en pahalı. Tabii arsa kıtlığı olduğu için, evet. Geçtiğimiz aylarda olan İzmir depreminde evimde sıva çatlakta oluşu, DASK'tan atan ekspertiz bir ayı geçmesine rağmen hala gelmedi. Bunun bir süresi vardı. Ekspertizin atanma süresi var mı? Olmaz mı? İzmir diyor değil mi? Evet. Biz İzmir'de neredeyse dosya bırakmadık Noyan Bey. Orada bir başka bir atlamaya da bir şey olmuştur. Kesinlikle gitmediğimiz bir yer yok. Hatta siz biliyorsunuz İzmir'de o kadar önem verdik ki biz cuma depremi oldu. Pazartesi ödemeye başladık. Ödemeye bile başladık. Dolayısıyla biz hani program sonrası telefonlarını alırsak izleyicimizin varsa iletişime geçip yardımcı olmak isteriz. Bu 5. soruyu atlayacağım arkadaşlar. 6. deprem Koray Bey diyor ki deprem sigortasının düşük kesilmesinin ne zaman önüne geçilecek? Ya biz bununla çok sık karşılaşıyoruz. Yani buraya da geliyor. Düşük kesilmesi ne demek Erdal Bey? Demin de bahsettim ya. Noyan Bey, aslına bakarsanız düşük kesilmesi derken seyircimiz şey diyor. Metrekare maliyetini tam olarak yansıtsanız diyor. Bu yok, hayır, ben yapsanız. Öyle anlamıyorum. Herhalde şey diyor bu. Yani işte metrekareyi mi düşük? Su elektrik için tık tık. O evet, o başka bir bu sorun. Geliyor ya, onu kastediyor. Onu kastediyorsa, evet, seyircimiz gerçekten bu ciddi bir problem. Bizim de üzerinde özellikle durduğumuz ve nedir sigortalımızı bu? Da sonradan mağdur eden bir şey. Yani orada sadece bir makbuz gibi kullanılan bir araç oluyor, evet, DASK poliçesi. Gidip suyunu açtırıyor ve oradan devam ediyor. Yani poliçeye zaten poliçe mantığıyla bakmıyor bazı vatandaşlarımız. Hatta şeyi falan duyduk, biz onların önüne geçtik. İşte bana 40 liralık 50 liralık bir poliçe kes falan diyen vatandaş ve satıcı varmış böyle. Onların üzerine gidiyoruz bu anlamda. Bunun kesin çözümü Noyan Bey şeyden sonra olacak. İnşallah İçişleri Bakanlığı ile bir çalışmamız var. Bütün sigorta verilerinin TAPU'dan otomatik olarak verilerin alındığı bir sistemi kurduğumuzda zaten herhangi bir kişi beyanına bağlı olmadan o veriler gelecek TAPU'dan. Dolayısıyla herhangi bir düşük ya da fazla kesmek gibi bir durum olmayacak inşallah. Ya Erdal Bey, bir şey soracağım ki zaten bu kişinin kendi isteğiyle olan bir şey değil mi? Yani kendi beyana dayalı olarak, şimdi, evet. Elektriği ya da suyu yeniletecekse, yeni bağlatacaksam benden DASK istiyorlar. Hı hı, evet. Ben gidip bir acenteye ya da herhangi birisine, kardeşim benden şu elektrik ve suyu bağlatacaklar, DASK istiyorlar, şunu 3 kuruşa yap da ben şu işimi halledeyim diyorsan bu benim sorumluluğum değil midir zaten? Zaten öyle. Yani siz bunu istediğiniz kadar öyle böyle falan yapın. Yani burada önemli olan o yaptırdığın kadar hasar alırsın, başka türlü alamazsın. Doğru söylüyorsunuz, bir ufak istisnası var onun. Öyle mi? Kötü niyetli olan bazı acentelerimiz, hani tenzih ediyorum,
çok istisnai durumlarda daha ucuza mal edip yani sigortalıdan o işi alabilmek adına metrekareden kısarak daha ucuza gösterebiliyor. Evet, böyle durumlar var. O da vatandaşımızı mağdur eden bir durum. Özellikle de zaten dediğiniz gibi vatandaşın kendi isteği değil de böyle bir mağduriyet yaşıyorsa da kesinlikle metrekaresini özellikle çok ince eleyip sık dokumalı vatandaşımız. Dolayısıyla çünkü hasar anında ona göre o oranda bir hasar alacağı için. Sonra da ya ben niye bana DAS neden az hasar ödüyor denmemesi de. Tabii. Bugün ödemediği 20 lira 30 lira yarın 20-30 bin lira olarak maalesef ona yazacak. Geri gelen sorular var. Biraz onlardan seçelim dolayısıyla. Diyor ki mesela bir izleyicimiz, son İstanbul depreminde binamıza yıkım kararı verildi. Yıllarca kesintisiz DAS bölgesi yaptırmama rağmen binamıza DASK ödeme kararı almadı. Sebebinin binanın eski olduğundan ve yıkılmadığından dolayı olduğu söylendi. Niye böyle diyor? Deprem kaynaklı hasarları ödüyoruz biliyorsunuz Noyan Bey. Aslında konu şeyse yıkılmadı dediği kısım zaten hasar görmediyse zaten ödemememiz lazım orada. Eğer konu yıkım kararı verilmiş şey tarafından belediye ve tahmin ediyorum Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşümden dolayı bir yıkım kararı verilmiştir. Biz hani kentsel dönüşümden dolayı alınan kararlarda eğer deprem kaynaklı bir hasar yoksa maalesef sigortacılık tekniği açısından ödeme yapamıyoruz. O şeyin Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın tespiti sonucu yapılmış bir yıkım. Dolayısıyla deprem hasarlı kaynaklı bir yıkım olmadığı için maalesef seyircimize ödeme yapamıyoruz. Bu da aslında sık karşılaşılan... Çok sık karşılaşılan bir durum. Kentsel dönüşümle... Biz bunu gidermek için çok ciddi çalıştık. Çalışıyoruz hala Noyan Bey. Sonuna da geldik aslında. Kurumlar arası hasar tespitinde aslında bir tekleştirme hepsini diye bir şeyimiz var, çalışmamız. Burada aslında İzmir'de bayağı da bunun... Birkaç istisna olmakla birlikte açtık birçoğunu. Hala aramızda farklar var ama şu hiçbir zaman tam olarak bitiremeyeceğiz maalesef. Çünkü Çevre Şehircilik Bakanlığı o deprem bölgesinin deprem olduktan sonra kararını alarak kentsel dönüşüme tabi tutmak zorunda kalıyor maalesef bazı yerleri. Dolayısıyla o yıkılan yerler aslında Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan yerler oluyor. Depremden kaynaklı yıkılan yerler olmuyor. Dolayısıyla biz de maalesef üzülerek bir şey yapamıyoruz orada. Son iki dakika seri birkaç tane soru gideyim. Bankada dairem vardı, DASK yapıyordum, bankadan ödeniyordu. Beşinci ayda sattım, alan kişiye geçen sene, alan kişi de DASK yaptırdı. Benim hesaptan tekrar yenilendirdi. Yenilendi DASK. İki tane DASK var bu dairenin üstünde. Bunu ne yapmam lazım? Dilekçe yazdım. Geri mi ödeme mi yapılması gerekiyor diye soruyor. Evet, orada işlemde hata olmuş. İki kere mükerrer yapılmış. İade ederiz onu. Hiç sorun değil orada. Bize ulaştırırlarsa dediğim gibi şey yapalım, hemen ödeyelim. Yılmaz Bey şöyle soruyor. Benim iş yerim var. 1990 yılı yapımı. 33 yıllık bina. DAS sigortası yapılır mı? İş yerlerine yapmıyoruz. Sadece şeyleri yapıyoruz orada Noyan Bey. Konut varsa binada, yani oturuma yapılmış bir binada, altında küçük dükkanlar olur ya böyle evlerin, şeylerin, binaların. Onlar da eğer öyleyse ya da büro şeklinde kullanılıyorsa biz onlara DASK yapıyoruz. Ama sadece ticarethane olarak imal edilmiş binalarda yapmıyoruz. Zaten onlar da DASK'a tabi değiller. Gidip herhangi bir sigorta şirketinden normal poliçe alabilirler. 3 katlı binam var. Daha önce DAS sigortam vardı. Sonradan DASK'ım geçersiz oldu. İlçeye bağlı köy olarak geçiyormuş. Hı hı. Ben ne olacak deprem olursa diye soruyor. Köy alanlarını maalesef kanun değişikliği gerektiği için şu an gündemimiz şeyde yok. Bizim kapsamımızda maalesef yok ama gündemimizde var. Biliyorsunuz bir çalışmamız var. Biz depremin dışındaki doğal afetleri de kapsamak üzerine çok yoğun şekilde geçen seneden beri çalışıyoruz. İnşallah bu yılın da ikinci çeyreğinden önce hayata geçireceğiz. O kapsamda planımızda ama yetişir mi o anlamda bilmiyorum ama köy alanları da inşallah yakın tarihte kapsama girecek. Son soruda krediyle 3 yıl önce ev aldım. Daire blok ismi B yerine F yazılmış. DASK ve sigorta ödemelerinde sıkıntı yaşar mıyım? Hiç öyle bir şey yok. Biz hani sigortalımızın lehine yorumluyoruz bu tür durumları. Bir hatadan kaynaklanmış. Problem yok orada. Yok. Şimdi kapatıyoruz. Şu soruyu ortaya atayım, bırakayım. Önümüzdeki programlarda davet edelim. Gelin konuşalım. Bir izleyici diyor ki olası Marmara depremi geniş alanda etkili olur ise yüz binlerce ev
değişik oranlarda hasar alacaktır. TASK'ın yeterli maddi gücü oluştu mu diye sorayım. Sonra az sonra diyeyim. Evet, oluştu. Yani süre bitti. Bir dahaki önce, ama şunu söylemek isterim. Kesinlikle endişe duymasınlar. Kesinlikle hepsi için. Ama detaylı konuşalım. Tamam. Detaylı konuşalım. Tamam. Erdal Bey, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Nuhan Bey. Çok efendim, yarın aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.